Tamam. Yeni bir başlıkla devam edeceğiz. Gün geçmesin ki söylemezsem olmaz masasında Cem Yılmaz konuşulması. Alkol paylaşımı gündemdeydi. Bir zamanlar biz devamlı hadiseyi konuşurduk. Artık Cem Yılmaz. Ama iyi ekmek veriyoruz şu anda Cem Yılmaz'a. Evet. Sürekli gündemde. Ellerinde çiçeklerle Serena'ya gittiğinden beri bak onu da iki kasabaya gelmiyor. Nereden nereye? Şimdi Cem Yılmaz o alkollü paylaşımını yaptıktan sonra ilk kez kameralara yansıyor. Ve yine umursamaz bir hal tavır içerisinde. Evet. Ve kıpkırmızı bir yüzde. Bakalım alkolden kızarmış olabilir. İzleyelim mi? Cem Yılmaz geliyor. Cem Bey iyi akşamlar. Merhabalar Cem. Hayırlı olsun yeni programınız yeniden. Bakalım özür dileyecek mi? Geçtiğimiz günlerde de Ramazan'ın ilk günü paylaşımınız çok tepki çekti. Ramazan'a girerken alkol pozunu paylaştı Cem. Milyonlarca insanın tepkisine rağmen paylaşımını silmemişti. Olayın akabinde ilk kez gazetecilerin karşısında ilgili soru soruluyor elbette. Geçtiğimiz günlerde de Ramazan'ın ilk günü paylaşımınız çok tepki çekti. Hiç oralı olmuyor, umursamıyor bile. Bacak bacak üstüne atıp gülümsüyor. Bilerek yaptığınız konuşuluyor. Ne diyelim, Cem'dir ne yapsa yeridir. Bu Cem Yılmaz'ın zaten her muhabirlere yakalandığı andaki görüntüsü verdiği bize o vücut dili umursamıyorum beni rahat bırakın bu benim sosyal özel hayatım. Evet. Şimdi de alkol paylaşımı sonrasında ilk Cem Yılmaz görüntüsü okuyun bakayım. Benim arzum keşke ufak bir açıklama yapıp çocuklar ben zamanlamayı şaşırdım yanlış yaptım bütün halkımızdan. Özür diliyorum. Onların da beni affedeceğini biliyorum. Öyle bir tolerans tanırlar bana deyip şeker bir şekilde bağlamasını isterdim. Çok açıkçası. Bu açıklamayı para kazandığı yerlerde yapıyor. Evet öyleymiş ama onu da 10.000 kişi dinlesin. Bırak 10.000 kişi. Ama bu ülkede var 80 milyon kişi. Ben şimdi buna değinecektim. Gösteri'de dün demiş ki bu soruyu kendi kendine dile getiriyor gösterisinde. Yani. Diyor ki arkadaşlar rakı story'm çok dile geldi. İşte tarihin azizliğine uğradım. Bir tek elite mi? Elite mi sadece özür dilemeyi veya şey yapmayı bile para elite? Öyle diyelim. Ve şunu söylemiş. Zaten normalde de çok alkol alan bir insan değilim demiş. Ama arkada Cem'i tanıyanlar ne kadar alkol tükettiğini biliyorlar. İnan ki ne kadar alkol tükettiğiyle umurumuz değil. Aynen. İsterse oruç tutsun, isterse Ramazan ona hiç gelmesin önemli değil. Evet çok güzel. Sen uğramasın. Kamuoyuna mal olmuş bir insansın. Her gün Cem Yılmaz diye konuşuyoruz. Ulan çıkıp da desen ki bir tane halkın gönlünü kazandı ya. O kadar çok tolere edilebilir ki. Mübarek Ramazan var işte. Necla'yı seviyorum diyor gösterilerinde. Yine mikrofon uzatıldığında Necla ile ilgili bir cevap vermiyor. Ama bu muhabirlere karşı bir alerjisi var Cem Yılmaz'ın. Sosyal yaşantısında vermiyor. Olabiliyor. Vermiyor. Bir şey söylemiyor. Hep mutsuz. Hayır vermesin. Muhabire de röportaj vermesin. Canlı yayınını açsın ya da Instagram'dan destekle. Çok özür diliyorum. Yanlışlıkla oldu. Çünkü zamanlamayı bilmiyordum. Ramazan muhtemelen oruç tutmuyor olabilir. Bilmediğim için tabii canım, böyle bir yanlışlık yaptım. Aynen. Affınıza sığınıyorum. Bu ne kadar şeker bir davranış kesinlikle. Olmaz mı? Ben geçen gün postuna baktım. 8 ya da 10 tane yorum var. Muhtemelen aslında 10.000 yorum var ama hepsi silinmiş. Sadece iyi olanlar kalmış. Yok. Kapatıyor, yorumu kısıtlıyor. Sınırlandırıyor. Hiç yazamıyorsun. Kötü yorum da olsa. Hiç yazamıyorsun. Ha iyileri ama alıyor. Ama o 9 kişiyi nasıl yazıyor mesela? O şöyle. Söyle. Kısıtlandırdığı için sadece ya onun takip ettikleri ona yorum atabiliyor. Tamam, sen takip ediyor musun? Yok ben etmiyorum. O zaman göremiyorsun. Yazamıyorsun. O yüzden. Yoksa onunla mücadele edemez. Instagram'a bayağı yani düzenleme geldi artık. O kadar silemez yani o yorumları. Yoksa akar orası akar. Yani akarlar. Yöneticisi belki var. Herkes sınırlıyor. O müdahale onu ediyordu. Şey artık sosyal medyada ona müdahale edebiliyorsun. Okay. Evet. Böyle bir durum var yani. Yani nereden çeksen olmuyor yani değil mi? Yani. Ben Cem Yılmaz'ın da Necla'ya çok vurgun olduğunu düşünmüyorum. Burada başka bir strateji var. Vurgun bir müddet olabilir. Bence çok enteresan bir kadın ya. Hı-hı. Enteresan bir kadın. Ha. Onu da acaba kendi stand-up gösterisi için bu zamana kadar ki bütün aşklarını zaten stand-up'unda dile getiriyor. Onları bir anıyor böyle. Acaba o, bir tane daha olsun. Bu değil da mi? Değişik ya. Bir de şey iyi, çok yüksek alkolü olan kokteyller arkadaşlar, yapıyor. Arkadaşlar bak şunu atlıyorsunuz Cem. Acaba bir şey söyleyebilir miyim ben? Cem bir story attı dedi ki
bir köpek, kangal cinsi bir köpekle sever sever umut vermez dedi. Umut verir, kandırır dedi. Evet. Bak ondan sonra Necla ortaya çıktı. Tamam işte. Cem'in bütün misilleme hareketlerine Serenay'dan cilli bomlar. Bunu kale alacak hali Cem yok yani. Cem Serenay'ı seviyordu. Yani. Cem zaten Serenay'a böyle yüreği yüksek ayrıldı. Ben Necla'nın burada bir strateji olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Necla'yı üzmek istemiyorum. Necla çok tatlısın sen de. Tabii ki hisleri vardır. Ama umarım 2 ay sonra ayrılmazsınız. 2 ay sonra ayrılırsanız benim bu lafım doğrulanmış olacak. Bu sen hani Cem Yılmaz görüntüsüne giderken kırmızı kırmızı dedin ya, yüzü kızarmış, niye kızarmış diye. Hani biraz kendisi de açıklama yapmış, alkol kullanmıyorum diye. Karaciğerler gitmiş. Karaciğer problemi var zaten kendisinin de alkolle ilgili olarak. Demiş mi bir ay kullanmayacağım diye, öyle mi demiş? Hayır, ne zaman demiş, nerede demiş? Ramazan mı gelmiş Cem Yılmaz'a? Yok hayır. Ben de onu söyledin zaten, şaşırdım. Suratı kızarmış böyle, solaryuma girmediyse muhtemelen Necra'nın yapmış olduğu kokteyli içmekten yani kızarmıştır. Evet. Abi yani. Var zaten bol bol magazine cevap ver, bol bol paylaşımlar yap, bu süreci değerlendir. Ben her zaman hemcinslerimden yanayım. Ha diyorsun ki popüleriten için yeni gelenlere seslenmişti. Yeni gelenler için diye bir storiesi vardı onun. Evet, devam onun. Et her gün seslen bak, yeni düşün, gelenlere. Düşün 5 milyon 700 bin kişi takipçisi var. 3 yorum i̇şte var. İşte sınırlandırıyor, kısıtlıyor onu. Tabii yorum. Sınırlandırıyor onu. O orada görüyor onayla onayla diye de onaylaması lazım. Mümkün yani. Yani sen bu matematik kadar halka hitap eden birisin. Hem halkın yorumlarından hoşlanmıyorsun. Sınırlandırıyorsun. Aynı zamanda... Biz yiyelim linçleri her yerde. Adalet mi bu? Yani o kendi tabii ki sosyal medya kullanımı. İyi hadi ona da bir şey demiyoruz da. Burada işte diyeceğimiz o ki yahu çıkıp da söyleyeceğin tek şey bu. Sen muhabirlere gidip hiçbir şekilde o mutsuz suratınla, yani bu kadar ünlü bir insansın. Şu anda da zaten stand-up'unla gündemdesin. Sevgilinle gündemdesin. Bize oynuyorsun storylerinle. Ondan sonra gündeme gelince biz burada konuşunca muhabirler 2 soru sormak için geliyor yanına. Yani o suratınla meymenetsiz. Sen de işverensin. Hayır. Bu sektörün içerisindesin. 2 kelime et şu çocuklara, ama hemen ne olur. Bir sinema filmi çıktığında hemen. En iyi arkadaşlar, muhabir arkadaşlar. Tabii canım. Basından basın emekçileri. Magazinciler. Sizi çok seviyorum bilmem ne. Hemen. Biliyorsun, yani. Biliyorsun bu sektörün ne olacağını. Sen esprili bir adamsın. O zaman muhabirlerle esprili bir dille konuşsana. Senin sosyal hayatındaki esprilerini de biz birazcık görelim bakalım. Orada da gülebilirsin, güldürebilirsin. Ya şurada çıktığında niye de. Bu kadar ya arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Ama hiç. Son dönemlerle Cem böyle oldu. Bu kadar böyleydi. Ben 4 yıldır 5 yıldır Cem'in magazini yapıyorum. Ay hani... mutsuz hep böyle. Muhabirlere karşı şimdi hep Serenay'la falan beraberken, Defne'yle beraberken hep böyle çok şen şakraktı. Öyleydi böyleydi. Serenay'da da çok şen şakraktı. Defne'yle de öyleydi. Güzel aşklarında keyifli oluyor. Şu fakat an mutsuz. Sonrasında işte tabii çok da yıpranmıyor değil. Yıpranıyor tabii daha sonralarında. Tamam hepimiz öyle. Herkes ekranında bedelini ödüyor işte olmanın. Daha işte bu da bedelini bu şekilde demek ki ödüyor ve ödettiriyor gazeteci arkadaşlarımıza. Peki. Ya da orada bekleyen arkadaşlara. Sadece burada yanlış olan ne ve kızdığı eminim evinin önünde beklenmesi. İnanın bu çok tehlikeli bir şey. Bu ona ülke şey için haklılar. Çok tehlikeli ona bir şey. Demiyorum. O yüzden çok haklı. Yani bu senin evinde olabilir, anladın mı? Ya da senin evinde bir kadın evi de olabilir ki bekleniyor. Yani burada evin ifşa olması ya da araba plakanın ifşa olması tabii ben elimle tehlikeli. Koymuş gibi giderim Cem'in evine. Öyle sürekli mi? Evin önündeler ama. Evet. Şimdi muhabirler sürekli evin önündeler ama Cem'in sadece evin önünde vermiş olduğu bu görüntü değil. Normal yolda da sokakta da yakalansa yine aynı mutsuzlukla karşılık veriyor yani muhabirlere. Bizim senin stand-up'larında gördüğümüz 2 saat hiç susmadan konuştuğunu, güler yüzünle oradaki evet ya, seni izleyenlere verdiğin pozitif, olumlu havanı normal kendi sosyal hayatında da görmeyi temenni ediyoruz Cem Yılmaz. Şurada merhaba desen güler yüzle. Alkol sağlığa zararlı. Bak, oturuşa bak, bak 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 kafa yukarıda, bacak dizisine. Bir de oturuyor ya böyle, atıyor kendim. Hemen VIP minibüsüne giriyor, hani o fotoğraf çekiyor ya sürekli VIP minibüsü olmayana dövüyorlar artık ya. VIP minibüsüne VIP minibüs deyince de Serdar Ortaç, onun üstüne kimse gelmedi. Aynen, 16 VIP kadın, otobüs gelir. İçinde 16. Ona biraz daha bak, 116 kadın içeriden. Ay gösteririm tabi. Kadın dolu olurdu. Serdar Ortaç'tır. Hatırlamıyor musun? Herhalde. Biz onunla yani. Magazinin magazini olduğu zamanlar Serdar Ortaç'tı yani o zamanlar. Ay. Kendisi de zaten sosyal medyada yayın falan açtığında
Ben neler gördüm. Biz neler yaptık, aynen. Biz neler, neler diye hep söylerdi. Seviyorum Serdar Ortacı ya. Peki. Destek, hep destek. Tamamlayalım mı? Tamamlayalım. Ha, Cem Yılmaz bugün bayağı konuşuldu. Tamam. Yani yine ekmek yedin. Hadi. Dolup taşacak gösterilerin. Yani o kadar da konuşulacak bir yeni, adam yeni değil. Yeni tarih açarsın Cem Yılmaz. Hadi bakayım. Peki efendim. Yeni